Buradaki iki bileşikte yani hem şu hem de şu 1,2 dimetil sikloheksan olarak adlandırılıyor. Ama üstte gördüğünüz bileşiğin iki metil grubu düzlemin dışına taşıp bize dönük duruyormuş gibi görünüyor. Demek ki bu iki metil grubu halkanın aynı tarafında olmalı. Biz bu durumu cis diye adlandırıyoruz ya da diğer okunuşuyla siz de diyebilirsiniz. Buradaki için ise bir metil grubu kamayla, bir metil grubu ise noktalı çizgiyle gösteriliyor. Demek ki bu iki metil grubu halkanın birbirine zıt taraflarında olmalı. Buna da trans diyoruz. Öncelikle cis 1,2 dimetil sikloheksandan başlayalım. İki sandalye konformasyonu da çizeceğiz. Sonra da konformasyonuna bakacağız. Burada ilk sandalye konformasyonunu görebilirsiniz. Birinci karbonda yukarıya doğru aksiyel konumda bir metil grubu, aşağı doğru ekvatoryal konumda hidrojen var. Hidrojeni görmesi biraz zor. Aslında o yüzden hidrojenler yeşil renkte. İkinci karbona geçelim. Yukarı doğru ekvatoryal bir metil grubu, aşağı doğru aksiyel bir hidrojen. Yine hatırlıyorum, yeşil olan hidrojen. Bu sandalye konformasyonunda halkayı çevirirsek, bu karbon yukarı, bu karbonu da biraz aşağı doğru çevirmemiz gerekiyor. Birazcık döndürürsek diğer sandalye konformasyonuna bakıp gruplara neler olduğunu inceleyebiliriz. Bir numaralı karbonda yukarı doğru ekvatoryal konumda bir metil grubu var. Aşağı doğru aksiyel konumda da bir hidrojen bulunuyor. İki numaralı karbonda ise yukarı doğru aksiyel bir metil grubu, aşağı doğruysa ekvatoryal bir hidrojen var. Şimdi sandalye konformasyonlarını bir de çizerek gösterelim. Sol taraftaki ile başlayalım. Sandalye konformasyonlarını nasıl çizmemiz gerektiğini önceki videolarda öğrenmiştik. Hatırlamıyorsanız önce onları da izlemenizi öneriyorum. Paralel iki çizgi ile başlayalım. Biraz aralıklı olsun. i̇şte böyle. Üstteki çizginin üst tarafına teğet geçecek şekilde noktalı bir çizgi daha çekelim bu noktada çizgiye değecek kadar yakın olması gerekiyor. Bir diğer noktalı çizgi ise alt çizginin alt tarafına değecek şekilde çizelim. Şimdi bir başka çift paralel çizgiye geçelim. Şuradan şuraya bir çizgi. Ve ona paralel olacak şekilde buradan buraya bir tane daha. Son çift paralel çizgi kaldı. Buradan buraya, buradan buraya bir tane daha. Buna birinci karbon dersek yukarı doğru aksiyel bir bağ, ikinci karbonda ise aşağı doğru bir aksiyel bağ var. Zamandan kazanmak için hidrojenlerin gerisini çizmek istemiyorum. Eğer birinci karbona geri dönersek bir sonraki adımda aşağı doğru gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Aşağı doğru ekvatoryal şekilde. İkinci karbonda ise bu durum yukarı doğru olacak. Şimdi yukarıdaki resme geri dönelim. Buradaki metil grubu birinci karbonda yukarı aksiyel durumda. Demek ki buraya aksiyel durumda bir CH3 koymalıyız. Birinci karbondaki bir diğer şey de aşağı ekvatoryal durumda olan hidrojen. İkinci karbondaki metil grubu yukarı ekvatoryal konumda. Onu yerleştirdik. Ve de aşağı aksiyel konumda bir hidrojen var. Bu gördüğünüz cis diye adlandırdığımız bileşik. İki metil grubu da aynı tarafta. Halkanın düzleminin dışarısına taşıyor gibi görünüyorlar. Bildiğiniz gibi sandalye konformasyonu bir başka sandalye konformasyonuyla dengede oluyor. O zaman diğerini de çizebiliriz. Şimdi iki paralel çizgiyle başlayalım. Aralarında belli bir uzaklık olması gerekiyor. Hemen şöyle çizelim. Sonraki adım üstteki çizgiye buradan, alttaki çizgiye de buradan değecek şekilde geçen noktalı çizgiler. Sonraki paralel çizgi çiftine geçelim. Buradaki ve buradaki. Son olarak da buradan buraya ve buradan buraya iki tane daha paralel çizgiyle bitirelim. Buradaki alttaki birinci karbon. Halkayı çevirdiğinizi düşünürseniz birinci karbon bu oluyor değil mi? Birinci karbondan aşağı doğru aksiyel bir bağ. İkinci karbondansa yukarı doğru aksiyel bağ var. Metil gruplarını yerleştirelim. Diğer bağlara ne yapmamız gerektiğine de bakalım. Burada yukarı doğru, burada aşağı doğru olmalı. Birinci karbonda metil grubunun yukarı doğru ekvatoryal olduğunu biliyoruz. Onu yerine koyalım. Hidrojen ise aşağı doğru aksiyel konumda. İkinci karbona geçelim. Metil grubu yukarı doğru aksiyel konumdayken hidrojen aşağı doğru ekvatoryal konumda. Bileşik halka çevirmesine uğradığı zaman bu karbonun metil karbonun yukarı aksiyel konumda olduğu birinci karbonu olduğunu biliyoruz. İşte şu birinci karbon ve metil grubu. Halkanın düzlemini oranla hala yukarı doğru diyebiliriz. Ama şu anda ekvatoryal konumda. Halkayı çevirdiğinizde karşınıza çıkacak olan durum işte bu. Şimdi bir de ikinci karbona bakalım. Rengimizi de değiştirelim. İkinci karbonda ekvatoryal konumda olan bir metil grubu vardı. Şimdi ise bu metil grubu yukarı aksiyel konumda. İki sandalye konformasyonu içinde metil gruplarının aynı tarafta olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle konformasyonları cis olarak adlandırıyoruz. Hangisinin daha kararlı olduğuna gelince. İkisinde de bir tane aksiyel konumda metil grubu, bir tane de ekvatoryal konumda metil grubu var. Yani ikisi de eşdeğer. Enerji bakımından ikisi de aynı diyebiliriz. Şimdi de gelin trans 1,2 dimetil sikloheksana bakalım. Evet, trans 1,2 dimetil sikloheksan. Birinci karbona yukarı aksiyel konumda bağlı olan bir metil grubu, aşağı ekvatoryal konumda bağlı olan bir hidrojen olduğunu görüyoruz. İkinci karbonda da yukarı ekvatoryal hidrojen ve aşağı aksiyel bir metil grubu var. Şimdi halkayı çevirelim. Bu karbonu yukarı doğru, bu karbonu da aşağı doğru döndürelim. Biraz da çevirirsek diğer sandalye konformasyonuna ulaşmış oluruz. Şimdi metil gruplarına ne olduğuna bir göz atalım. Birinci karbondaki metil grubu yukarı ekvatoryal, ikinci karbonda ise aşağı ekvatoryal konumda görünüyor. Şimdi sandalye konformasyonlarına bir de biz çizelim cis ve trans bileşikler aslında birbirlerinin izomerleridir. Yani farklı moleküllerdir. Öncelikle soldaki konformasyonu çizelim. Yine paralel ama birbirinden biraz uzakta olan çizgilerle başlayalım. Bu birinci, bu da ikinci. Noktalı çizgileri veya kesikli çizgileri de ekleyelim. Burası üst taraftan, bu da alt taraftan teğet geçecek. Sonra buradan buraya bir çizgi ve buradan buraya bir çizgi çekiyoruz. Son olarak da yine bir çift paralel çizgi olacak. Bu da bize molekülün karbon iskeletini vermiş oldu. Yine birinci karbondan başlayalım. Burada yukarı aksiyel olacak ve ikinci karbonda aşağı aksiyel olacak. Buradan aşağı, buradan yukarı. Birinci karbondaki metil grubu yukarı aksiyel konumda. O zaman onu buraya koyalım hidrojeni ise aşağı ekvatoryal konuma yerleştirelim. Bunu yaptıktan sonra ikinci karbona geçelim. Hidrojen yukarı ekvatoryal konumda. Metil grubu ise aşağı aksiyel konumda. Bunlara da yerleştirelim. Evet, oldu. Metil gruplarını halkanın birbirine zıt olan taraflarında görüyorsunuz. Buradaki yukarı doğru, buradaki ise aşağı doğru. Yani birbirlerine trans konumdalar. Bu sandalye konformasyonu diğerleriyle dengede olmalı. O zaman diğerini de çizelim. Yine aralıklı paralel çizgilerle başlıyoruz. Noktalı veya kesikli çizgilerimizle devam. Diğer paralel çizgilerde işte bu şekilde. Buradan buraya ve buradan buraya. Sonra bu noktaları birleştirmek gerekiyor. Buradaki birinci karbon olduğuna göre aşağı aksiyelle başlayalım. Buradaki de ikinci karbon. O da aksiyel yukarı olacak. Diğerlerini de bu şekilde yerleştirelim. Birinci karbon için metil grubu yukarı ekvatoryal konumda. Buraya çizelim. Hidrojen ise aşağı doğru. İkinci karbondaki hidrojen ise yukarı aksiyel konumda. Ve tabii metil grubu da aşağı ekvatoryal konumda. CH3 grubumuz işte burada. Zaman zaman bu ekvatoryal bağları görmemiz biraz zor olabilir. O zaman size bir ipucu. Öncelikle aksiyel olanlara bakın. Örneğin buradaki bağa baktınız halkanın düzlemine göre yukarı mı aşağı mı diye düşündünüz ve karar veremediniz. Görmesi biraz zor evet ama buradakine bakarsanız kolayca yukarı doğru olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman diğeri de aşağı doğru olmalı. Şimdi buradaki iki gruba bakalım ve halka çevirmesinden sonra neler olduğunu inceleyelim. Birinci karbondan başlayalım. Yukarı doğru aksiyel konumda olan bir metil grubu var halka çevirdikten sonra metil grubu hala düzlemin dışında, yukarıda görünüyor. Ama bu sefer ekvatoryal konumda. Aynı metil grubundan bahsediyoruz. İkinci karbondaki metil grubu aşağı aksiyel konumdaydı. Şimdi ise aşağı ekvatoryal konumda. İki sandalye konformasyonu içinde metil grupları halkanın birbirine zıt olan taraflarında. İki konformasyonu kararlılık yönünden karşılaştırmak istersek, sol taraftakinde İki tane aksiyel substituent var. Bu da onun sağ taraftaki kadar kararlı olmadığını gösteriyor. Sağdakinin iki büyük metil grubu var ve ekvatoryal konumda. Ve bu durumun sterik engeli azaltan en uygun konum olduğunu biliyoruz. Demek ki sağ taraftaki arkadaş daha kararlı diyebiliriz. Evet, artık bir soru çözmenin vakti geldi. Soru da diyor ki, Trans-1, tert-bütil, 3 metil sikloheksanın en kararlı konformasyonunu çiziniz. En kararlı konformasyonun sandalye konformasyonu olduğunu zaten biliyoruz. O zaman sandalyemizi çizerek işe başlayalım. Paralel çizgilerimiz olmalı. İşte biri burada, biri de biraz uzakta, burada. Sonrasında noktalı çizgilerimizi tamamlayalım. Bunlar çizimde bize rehberlik edecek. Bir sonraki paralel çizgilere geçelim. Buradaki ve buradaki birbirine paralel olmalı. Ve son çifti çizelim. Buradan buraya ve buradan buraya. Yapının trans olduğunu biliyoruz. Demek ki iki grup halkanın farklı taraflarında olmalı. Peki bu iki grup hangileri? Bir tanesi tert bütil grubu birinci karbonda. Diğeri de metil grubu ve üçüncü karbonda. Buradakinin birinci karbon olduğunu biliyoruz. Öncelikle aksiyel bağlardan başlayalım. Burada yukarı doğru bir aksiyel bağ var. Çevirdiğimizde ikinci karbonda aşağı aksiyel, üçüncü karbonda ise yukarı aksiyel bağ olmalı. Bir de ekvatoryal konumda bağlara bakalım. Birinci karbondaki aşağı doğru, ikincideki yukarı doğru ve üçüncüdeki aşağı doğru olmalı. Birinci karbona tert bütil grubunu yerleştirelim. Şimdi iki seçeneğimiz var. Acaba nereye koymamız gerekiyor? aksiyel mi, Ekvatorial mi? Bu grubun hacimli bir grup olduğunu biliyoruz. Yani biraz büyük. Buna benzer grupları ekvatorial yerleştirmemiz gerekiyor. Bu durumda tek bir seçeneğimiz kalıyor. Tert bütil grubunu birinci karbona koymamız gerekiyor. Demek ki tert bütil grubu birinci karbona aşağı doğru yerleşti. Trans dediğimize göre metil grubu da üçüncü karbonda yukarı konumda yerleşmeli. Üçüncü karbon da işte burada. Burada tek bir seçeneğimiz var. O da aksiyel konum. Çünkü yukarı doğru olan tek seçenek bu. O zaman metil grubumuz da bu şekilde yerleşmeli. Diğer bağları silerek biraz daha anlaşılı bir çizim elde etmeye çalışalım. Buradakileri ve buradakileri silebiliriz. Aslında bütün hidrojenleri de ekleyebilirsiniz. Sorun değil. Ama ben biraz daha rahat görebilmeniz için hepsini kaldırıyorum. Şurayı silsem, noktalı çizgileri de ortadan kaldırsam. Evet, işte çizimin son hali burada. Trans 1, tert bütil 3, metil sikloheksanın en kararlı konformasyonu bu.